Yeni bir videodan herkese merhaba. Bu videoda sizlerle birlikte Eylül ayı ile ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Ardından kışla ilgili gelen bazı sinyalleri değerlendireceğiz. Ee, yaptığım araştırmalar sonucunda birkaç bilgi edindim. Bunları size aktaracağım. Videoya başlamadan önce destek amaçlı abone olup videoları beğenirseniz çok mutlu etmiş olursunuz. Sözü çok uzatmadan videoya başlayalım isterseniz. Şu anda karşınızda e, aylık yağış anomalisini görmektesiniz. E, son değerlendirmelere göre Karadeniz bölgesi, Marmara bölgesi ile birlikte e, biraz kurak bir döneme giriyor. En azından modeller bunu söylüyor diyebilirim. Yurdun geri kalanı mevsim normalleri ve üzerinde seyrediyor. Eylül ayı genel tahmini bu şekilde. Eylül ayının sıcaklık anomalisine baktığımızda kurak bölgelerde mevsim normallerinde... Yağışın olduğu bölgelerde ise mevsim normallerinin yarım ila bir derece kadar üzerinde geçmesi beklenmiş. Genel tahmin bu yönde. Tabii ki bunlar aylık tahminlerdi. Şimdi meteorolojinin sitesinden de yakın tahmine bakalım. Gördüğünüz gibi yurdun doğusu hariç neredeyse tamamında yağış var. Yurdun özellikle güneyi ve iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte tabii ki şimşek ve yıldırım aktiviteleri de gözlenebilir, muhtemeldir. Zaten meteoroloji de belirtmiş buraya e, gök gürültülü şekilde yağışların meydana geleceğini. Geçtiğimiz günlerde özellikle Karadeniz bölgesinde sel haberleri almaya devam ettik. Bugün yağışın e, en azından Orta Karadeniz için bugün son kuvvetli gün diyebilirim. Bugünden sonra artık yağışlar biraz zayıflamaya başlayacak. Doğu Karadeniz'de ise bu yağış biraz daha devam edecek. Karadeniz bölgesinde hala sel ihtimali mevcut. Bu özellikle bugün Samsun, Sinop çevrelerinde sel haberlerini almaya devam edebiliriz. Dere taşkınları yaşanabilir. Doğu Karadeniz'de ise heyelan riski çok yüksek. Ee, genel veriler bu şekilde Marmara bölgesinde ise Poyraz bekleniyor. Bu da havanın soğumasına biraz daha yardımcı oluyor. Serinletici bir hava mevcut. Ee, önümüzdeki birkaç gün bu şekilde devam edecek gibi duruyor. Meteorolojiden bir de toz taşıdım uyarısı var Güneydoğu Anadolu bölgesi için çok yüksek risk taşımasa da gene astım olanların dikkat etmesi gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim bu yıl ile ilgili yaptığımız genel analizlere. Baktığımız tahminlere göre Ekim ayının ikinci yarısından sonra artık havalarımızın soğumaya başlayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği. Yağışların da gene aynı şekilde mevsim normallerine çekilip biraz daha artacağı gözüküyor. Tabii ki bu Ekim ayının ikinci yarısına kadar da ee, ...bu kurak ve sıcak havalar biraz daha da devam edebilir. Ee, özellikle pastırmayız dediğimiz sıcaklar. Tabii ki bunlar Kasım aralık aylarında da meydana geliyor. Ancak mevsimine göre sıcak havalara gene rastlayabiliriz. Eylül ayı sonu ve Ekim ayının başı gibi. Modelleri incelediğimde özellikle Kasım ve Aralık ayının mevsim normallerinden soğuk ve yağışlı geçeceği öngörülmüş. Bu tahminler aylık tahmindir. Ee, ufak da olsa değişime uğrayabilir. Ancak genel tablo bu şekilde... Yine Avrupa ve ülkemiz adına özellikle bu kışın nasıl geçeceği ile ilgili bir diğer sinyalde e, kutup salınımının artık e, daha doğrusu nasıl desem kutup rüzgarlarının artık kendine tutuyor olması şu anda güçlenme yönünde ilerliyor. Hatta endeksini de buradan göstereyim. E, nötrün de altına çekilmiş durumda bu da e, güçlü olacağı anlamına geliyor. Normalde yılın bu zamanlarında kolay kolay toparlanmazdı bu e, kutup girdabı ancak şu anda güçlenme eğiliminde devam ediyor Önümüzdeki günlerde ise olasılıkların çoğu zaten Nötr'ün altında seyredeceği yönünde olmuş. Yani güçlenecek. E, genel görünüm bu şekilde. Bir diğer sinyalimiz leylekler. Leylekler şu anda e, göç kısmını tamamladılar. Daha sıcak bölgelere gidiyorlar. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki günlerde bizleri daha serin ve soğuk havalar bekliyor. E, bir diğer sinyalimiz yine denizlerimizden geliyor. Denizlerimiz şu anda çok sıcak. E, bu... Aralık, Ocak ayına kadar da bu şekilde devam eder. Gelecek olan sistemlerde hani o tipi dediğimiz yağış türü var ya kar yakaladığımızda sıklığı, görülme sıklığı daha çok artacak. Daha çok fırtına şeklinde artık meydana gelecek. Ee, yani sistem yakaladığımız anda dediğim gibi denizlerimiz sayesinde çok deniz etkili yağışlar alacağız. Ee, bunu net olarak söyleyebilirim. Yine önümüzdeki günlere dair bir diğer haberci ise Kuzey Atlantik salınımı. Bu endekse baktığımızda da değerlerin önümüzdeki günlerde negatif seyretmesi bekleniyor. Ee, Kuzey Atlantik ile ülkemizdeki fark genelde ters orantılı şekilde ilerler. Örneğin pozitifken bizim Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine daha çok yüksek basınç hakim olur. Yani sıcak hava ee, negatifken önümüzdeki günlerde e, bu söylediğim bölgeleri yani Akdeniz İç Anadolu bölgelerinde biraz daha alçak basıncın etkili olduğunu görürüz. Durum bu şekilde ilerliyor. Ters orantı şeklinde. Bu da diğer e, ipucumuz diyebilirim. Önümüzdeki günlere dair serin havaların bizi beklediğini söyleyebilirim. Eylül ayının ortalarına doğru da ülkemizi iyi yağışların beklediğini söyleyebilirim. Ayrıca e, Amerikan modelinin yaptığı tahmine göre Çanakkale ve Bursa dolaylarında da yarın yani 5 ve 6 Eylül civarlarında sel beklediğini göstermiş. Şu şekilde göstereyim hatta. Bakın şu kırmızılığa dikkat etmenizi istiyorum. Tabii ne kadar gözüküyor emin değilim. Çanakkale-Balıkesir taraflarında özellikle sel beklediğini duyurmuş yine bu modelimiz. Evet genel tahminler bu şekildeydi. İpuçlarını birleştirdiğimizde önümüzdeki dönemde yani bu kışta 2023-2024 kışında bizlere serin ve yağışlı dönemlerin beklediğini en azından şimdiden bir tahmin şeklinde öngörebiliyoruz bir netlik olmamakla birlikte çünkü vade oldukça uzun her şey değişebilir. Video bu şekildeydi. Yakın zamanda yayınlara da başlamayı düşünüyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar da kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.